Dördüncü sınıflar merhabalar. Bugün konumuz doğal sayılarda çıkarma işlemi. Doğal sayılarda çıkarma işlemi ile ilgili 3 minik sorumuz var. Hemen bakalım. Bakın üçgen kare ve beşgen verilmiş. Sayıyı yazdık. 2 tane üçgen var. Sonuç neymiş? miş? Şimdi düşünüyorum. Sıfırdan neyi çıkarırsam sıfır kalır. Sıfır olur değil mi? Bakın üçgen yerine sıfır yazalım. Bakın üçgen eşittir sıfır diyorum. Bakalım ne olacak? 3100 eksi. Üçgen yerine sıfır yazdım. 1100 Bakın 0'dan 0 çıktı 0, 0'dan 0 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0, 3'ten 1 çıktı 2000. Bakın üçgenlerin ne olduğunu buldum, 0 olduğunu buldum. Çok güzel. Aynısını diğer işlemler için yapıyorum. 6903 eksi 260 var bir de kare var. Sonucum 4302 bakalım. 3'ten neyi çıkartırsam 2 kalır. 1 değil mi? 3 eksi 1 2'dir. O zaman karemiz de 1'dir. Bakın 3 eksi 1 2. 0'dan 0 çıkardım 0. 9'dan 6 çıkardım 3. 6'dan da 2 çıkardım 4 kaldı. Bakalım bu işlemimize. 8914 eksi şöyle bir beşgen var. 612 var. 4'ten 2 çıkardım 2. 1'den 1 çıkardım 0. 9'dan 6 çıkardım 3. 8'den beşgeni çıkardım 1. 8'den hangi sayıyı çıkartırsam 1 kalır. aynı öyle 7'yi çıkartırsam. O zaman beşgenimiz nedir diye sorulursa 7'dir diyeceğiz. E bunları yerine yazacağız. Beşgen var o zaman 7, üçgen 0, kare 1, 701 artı diyoruz. Karemiz kaç? 1, üçgen kaç? 0, beşgen kaç? 7, üçgen kaç? 0. Toplayalım. 1 artı 0'dan 1, 0 artı 7'den 7, 7 artı 0'dan 7. 1 topladığımız zaman Cevabımız 1771 gelecektir. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. İkinci soruya devam edelim. Mehmet Bey'in 5000 TL'si vardır. 2400 TL'sini kiraya, 1000 TL'sini faturalara ve 300 TL'sini benzin parasına harcıyor. Harcadıkları paraları bir toplayalım. Bakın 2400'ünü kiraya vermiş. 2400 artı 1000 TL'sini faturalara vermiş. Artı 300 lirasına de Benzin parasını harcamış Bakın 2000 bin daha 3000 yapar 400 300 daha 700 yapar 3700 TL harcamıştır E benim toplamdaki param neydi Başlangıçtaki param 5000'di. 5000 5000 eksi Kaç para harcamım var 3700 lira harcamışım 3700'den 0 0 ondan 7 çıktı 3 komşuya gittim 5 eksi 1 4 4 3 4 4 çıkardım 1 1300 TL'si kalmıştır. Umarım ikinci soruyu da anlamışsınızdır. Güzel bir soruydu. Mutlaka siz de böyle sayıları değiştirerek mutlaka yazıp çözün ve daha çok pekisin. Ahmet Bey 3000 metrelik mesafenin 1400 metresini koşarak kalanını yürüyerek tamamlıyor. 3000 metre mesafem var. 1400 metresini koşarak 1400 metresini koştuktan sonra geriye ne kadar kalacak ona bakalım. 0 0 ondan 4 çıktı 6 3'tü. Bu tanesini buraya verdim. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. 1600 metre yürümüştür. Çünkü geriye kalanı yürümüştü. Yürüdüğü metre 1600 metredir arkadaşlar. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.